Gözünüz aydın. Medical Medium canlı efirinden bugün de sizi salamlayırıq. Bugün gördüyünüz kimi fərqli format, xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı həkimləri tanıyaq formatıdır. Bugün verilişimizin qəhrəmanı, uzun illərdir Türkiyədə çalışıb fəaliyyət göstərən cərrah oftalmoloq İstanbul 1-ci göz xəstəxanasının baş həkimi, dosent Faiq doktor Orucoğludur. Faiq doktor, hoş görürük sizi. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ben de çok heyecanlıyım çünkü Azerbaycan'la bir başa bağlantıdayım. Çok heyecanlıyım. Belki de İngiltere'ye kadar görüştüğüm görüntülerden, röportajlardan en çok heyecanlandığım bir röportajdı. Vətəndən bir de salamlayırıq sizi Faiq doktor. Ben de hem öz vətəndaşlarımı, hem Azerbaycan halkını, hem bütün bu programı izleyen kim varsa, seyreden kim varsa onları ve aynı zamanda öz pasiyentlerimi ve hemkarlarımı salamlıyorum. Faiq doktor, niyəcəsiniz? Çok incittik sizi, üzr istəyirik. Canlı yayından önce bir heyecan dolu, bir sevinç hislerimizden ibaret belə sizə narahatçılıq törətdik. Yok yok, söhbət edə bilməz ama bu pandemiye dersinde öyleşmemiz lazımdı bu online bağlantılara, canlı yayınlara ama yine de bütün programlarda bunu görebiliriz. Aksaklıklar olur, bazı tersliklar olur. Değilsen biraz geç bağlandık programa da. Onun için de ben özür istedim. Çünkü tamamıyla benim tekniki sebepler de oldu. Yani bana bağlı teknik sebepler de oldu. Biraz geçti program, özür dilerim. Hoştu, biz özür dilerim. Faiq hocam, bizim fəxrimizsiniz. Türkiyədə birinci göz xəstəxananın baş həkimi kimi çalışırsınız. Bir çox Azərbaycan həkimlərin taleyində çox böyük rol oynamışsınız. Sürətli buradan Azərbaycan həkimləri gəlirlər İstanbula və siz çox səmimi, çox belə vətənpərvər, mehriban bir hoca kimi onları qarşılayırsınız, onlara düzgün yol göstərirsiniz, onların düzgün formalaşmağına bir oftalmoloq kimi, bir cərrah kimi kömək edirsiniz. Təşəkkür edirik onların adından. Çox sağ olun. Aslında bu da bir ben vətəndaşlıq borcu olarak bildim. Dediğiniz gibi uzun illerdir Türkiye'deyim. Aslında 93. yıldan beri Türkiye'deyim. Tersimi burada aldım. Tip tersimi daha doğrusu burada aldım. Göz tersimi burada aldım. Biraz harici tecrübelerim de oldu. Ve tam forma olarak, tam teşekkür olarak işlemeye başladığımda Azerbaycan'da da ciddi bir inkişaf belirdi. Bu, ben 2007'den 2008. yıllarda danıştım aslında. O zaman da Azerbaycan tibbinde çok ciddi bir ilerleme olurdu ve gördüm ki sistemler değişir. Artık beynəlxalq bir tibbin içindeyik ve ben de göz hekimiyim ve göz hekiminde bir kanadında ixtisaslaşmışam. Ve bu daha çok bilik sahibi olduğum, daha çok tecrübelendiğim bu sahede elimden gelen ne verebilirim diye baktığımda Azerbaycanlı hekimlerin de çok istekli olduğunu gördüğümde bir nevi onlara destek olmaya çalıştım. Eğer onların tecrübesinde, iş hayatında bir faydam olduysa da ne hoşbakt adamım. Var olasınız. Faiq hocam, birinci göz xəstəxanasında ekibinizdə Azərbaycanlı həkimlər var mı? Var, var. Ali Hoca var, Ali Ahmedoğlu. O da mənim kimi çoxdan gələnlərdəndir. Hətta məndən öncə gəldi. 1992-ci ildən Türkiyədədir, mən 93-cü ildə gəlmişdim. Burada yerləşibdir və ikimiz də eyni şeydə işləyirik, eyni xəstəxanada işləyirik. Cənubi Azərbaycandan var, Kazım Şən var, İran, Təbriz Azərbaycanlısı. Bizler bu kadarız burada. Bir de elbette ki Türkiye'den olan meslektaşlarımız var. Var olasınız hocam. İş fəaliyyətinizdən istərdim danışarsınız. Bilirəm siz daha çox ön segmentlə, korniya nəqlinlə məşğulsunuz
və refraktiv cərrahiyyədə çalışdığınız məqamlar. Daha ətraflı siz verin məlumatı, zəhmət olmasa. Yeni üsullar haqqında. Əslində göz ixtisasını Marmara'da tamamladım. Və Marmara'da tamamladıqdan sonra ixtisası İsrail'e üst ixtisas için getdim. Və orada da kornea, yəni buynuz kişi Azərbaycanda söyləndiyi şəkliylə ön segment, yəni gözün ön hissəsi və refraktiv cərrahi, yəni gözün ön segmentini uyguladığımız lazer cərrahiləri və gözlükdən qurtarmaq üçün etdiyimiz diğer əməliyyatların üzərində təkmilləşdim. Və 2007'də tekrar İstanbul'a davet edildim. 2007'də İstanbul Cerrahi Xəstəxanasının lazer şöbəsində işləməyə başladım. Daha sonra Kudret Göz Xəstəxanası məni o departamentin başına davet etdi, şöbə müdürü olarak oraya geçtim. Və 2012-ci ildə də Birinci Göz Xəstəxanası ilk açıldığında tekrar mənimlə danışaraq bu xəstəxanaya gəlməmi istədilər. Və 2012-ci ildə mən Birinci Göz Xəstəxanasında işləyirəm. Birinci Göz Xəstəxanası Türkiyənin ən böyük özəl göz xəstəxanalarından biridir. Həcminə görə də Türkiyədə ən böyük ikinci göz xəstəxanasıdır. Bu xəstəxananın refraktiv şöbəsinə, kornea şöbəsinin məsul şəxsiyəm və eyni zamanda da qeyd elədiyiniz kimi xəstəxanada baş həkimiyəm. Refraktiv cərrahiyyə mənim ən çox icra elədiyim əməliyyat şəklidir və daha sonra da kornea, katarakt və kornea əməliyyatlarını təşkil edirəm, icra edirəm burada. İstərsiniz biraz refraktiv cərrahi haqqında məlumat verək. Burada əlbəttə ki, məsləkdaşlarım var. Refraktiv cərrahi ilə uğraşan məsləkdaşlarım var bizə dinləyən, bizi izləyən əminəm. Amma pasiyentlərimiz haqqında en azından biraz məlumat olsun. Refraktiv cərrahi gözün bir refraktiv kusurunun düzeltilmesine yönelik bir cerrahi işlemdir. Refraktiv kusur bu demektir. Gözümüzün her zaman ideal olmayabilir. Mesela miyop, hipermetrop, astigmatizma dediğimiz kusurlar olabilir. Çünkü yaratılışımız belədir. Hiçbir şey mikronluk olarak devam etmir. Ve bu kusurları kaldırmak için ne edirik? Ya lens takırıq, ya gözlük takırıq veya cerrahi yolları alırıq. Ve bu yollarında en yaygın olanı lazer cerrahisidir. Ama bazen hastalar lazer cerrahisine uygun olur. O zaman da onlara alternatifler sunuruz. Mesela patik lens implantasyonu gibi. Refraktiv cerrahiyedeki hasta memnuniyeti en yüksek seviyededir. Hatta benim bir şeyim var. Teşkil ettiğim bir site var. Bunun üzerinde çok işleyirim ben. Hatta isterseniz ileride bunu açarım ne olduğunu. Experian.com diye. Ve orada da lazer sonrası hasta memnuniyeti hakkında bir megale yazmıştım. Bir araştırma parılmış. Bu araştırma nedir? Hastalara 40 bin hastalık bir seri demişler ki lazer oldunuz. Bu ameliyattan memnunsunuz mu? Ve bu ameliyatı en yakınınızda tövsiye edersiniz, meslek görersiniz dediklerinde 96% biz memnunuz ve bu ameliyatı tövsiye edelim demişler. Sonra diğer farklı ameliyat türlerine bakmışlar. Yani göz harici ameliyatları, bunların içerisinde plastik ameliyatlar var, botoksa kadar var. Onlara yine suallara yönlendirdiklerinde görmüşler ki lazer ameliyatından sonra hasta memnuniyeti diğerlerine nispeten daha yüksektir. Ki bunu da yaşayırız, görürük. Nece görürük? Mesela ben özüm lazer ameliyatı olmuş aynı zamanda bir hekime. Refraktif cerrahi benim dünyam olduğu için o kadar saatlerden, neymiş saatlerden sabaha kadar söhbət edebilir yasında. Var olun hocam. Eyni zamanda biz bilirik ki siz oftalmologiyaya ait iki kitabın müəllifisiniz. Doğru. Bu haqda da bir... kitaplar her zaman benim başucu kitaplarımdır. Hatta yakınımdadırlar. Size göstereyim. Cazenizle. Zähmet olmasa Fark hocam. Öncelikle isterseniz bu kitabı yazma fikri nece ortaya çıktı onun hakkında məlumat verin. Zəhmət olmasa bizə çox maraqlıdır.
Marvel sıra elbette ki. İlk kitap Okuler Yüzey ve Korne Atlası. Ne? Görsenir mi? Belli belli görsenir. Düşünürüm ki hepimizde bu kitap olmalıydı hocam. Bu kitap aslında 2010. yılda çaptan çıktı. 2010. yılda. Ben İsrail'de 2004-2007 yıllarında üst ihtisas aldım. Yani kornea ve refraktif cerrahi üzerine, göz ihtisasının üzerine bir ihtisas almış oldum. Ve o zaman Amerika'dan aldığım Nikon bir şey vardı. Fotoğraf aparatı vardı. Fotoaparat vardı. Ve bu fotoğrafın özelliği neydi? Bu sohbet gelir 2005'lerden. Bizim biyomikroskop dediğimiz, hastaları muayene ettiğimiz bir alet var. Onun binokülerine, okülerine yani görme tarafına oturtulup şekil çekilebilirdi. Ve ben onunla gördüğüm, benim dikkatimi çeken korne hastalıklarının şeklini çekmeye başladım. Ve oradaki ihtisasım tamamlandığında, 3 yıl kim uzun bir süreden sonra gidip, baktım ki elimde binlerle şekil var. Sonra İstanbul Cerrahi Hastanesi'ne başladığımda oranda korneasının sorumlusu ben idim. Ve orada ben artık profesyonel mikroskopa bağlanan bir sistem istedim ve onu da teşkil ettiler. Ondan sonra yine benim dikkatimi çeken farklı korne hastalıklarının şekillerini çekmeye başladım ama daha profesyonel bir şekilde. Ve bunlar da binlerce oldu. Hatta topladığımda ne bileyim 5000 belki 6000 derinde şekil vardı artık. Sonra dedim ki bunları bir kitaba yerleştirdim. Yani nece ki benim için maraklıdır. Demek ki meslektaşlarım için de bu şekiller maraklı olacak. Ve o hasta gözlerinin şekillerini gruplara ayırarak buradaki şekliyle vermiş oldum. Ve açıklamalarını gördüğünüz nedir diye başladım. Ve kornea, okular yüzeyi yani gözün boynuz kışası ve diğer taraflarını kapsayan bir geniş bir atlas çıkarttım. 2010. yılda çıktı bu atlas. Ve Türkiye'de yayıldı. Azerbaycan'daki meslektaşlarımda da bu kitap var. Bu birinci hikaye. İkinci hikaye benim ikinci kitabım. 2 yıl önce çıkan Güncel ve Özel Oftalmoloji. Bu da görsenir mi? Belli belli hocam. Bir şey söyleyeceğim size. Çok benim yanımda bir monitör var. YouTube'dan bağlanılan. Burada biraz geriden gelir. Ona göre izleyebilirim. Onu da söyleyeyim. Bu kitap nece ortaya çıktı onu da söyleyeyim. Ben burada işlediğim müddetçe aynı zamanda ilmişlere de üstünlük verdim ve akademisyenliğe merak saldım. Dedim ki doçent olmalıyım ve onlara kadar çalışmalar yaptık ve dosyamızı gönderdik. Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu denilen kurum tarafından dosyam kabul edildi ve 5 jüriye gönderildi. 5 jüri tarafından kabul edildikten sonra bize imtihan aldılar. O imtihan tarafı Türkiye'de kalktı. Sözlü bir imtihandır. Yani 5 tane farklı üniversitenin hocaları gelir, profesörler gelir. Siz onun önüne çıkırsınız ve size sorular verir. Ve bu sorular günceldir. Yani günümüzdeki son teknolojilerden alakadardır. Aynı zamanda vurulayıcıdır. Yani esas maddelerdir. Siz burada çıkış etmeniz için yani 5 jürinin de pozitif rayını alabilmeniz için gerek son 5 yılın 10 yılın en son çıkan kitaplarını, en son çıkan çalışmalarını gözden geçiresiniz. Onları okudum ve okudukça da hamısıyla alakadar notlar aldım. Notlar aldım ve İmtihana girdim, imtihanda kabul oldum, doçent oldum ve baktım ki bilikler beynimdedir, tezedir. Ve dedim ki ben bu bilikleri kitaba yazayım. Ve bu da ideya doğrudan çıktı ve doçent olduğum günün sabahsı artık hem beynimde hem elimde çoklu data vardı. Bu onları da bu kitaba yönlendirdim. Bu kitaba yönlendirirken de yine
hocalarımızdan, meslektaşlarımızdan destek aldım ve güzel bir özet bir kitap ortaya çıkmış oldu. Var olun hocam. Kitap hikayesi bu kadar. Var olun. Əslində çok faydalı oldu. Cavan həkimlər üçün kitapları yazmağın ilk addımları hardan başlayabilir ve hansı düşünceler bunu insana bunu iteleyebilir. Aslında çok maraqlıydı. Teşekkür ederim. Hocam bir neçə dəfə vurguladınız. Bir neçə dəfə. Çünkü siz mi elinizde data varsa, yani bu bilgiler varsa bunu bir yerde istifade etmeniz başkalarına faydalı olacaktır elbette ki ama sizin için de faydası budur ki bir eser koymuş olursunuz. Yani bir eser bir yerde değiller ki bu da sizin eserinizdir. Size de faydası var. Çevrenizdekilere de çok faydası var elbette. Var olasınız. Hocam bir neçə dəfə diqqətlə dediniz ki İsrail'də davam etdiniz təhsilinizi Türkiye'den sonra. İstərdim burada İsrail təhsilini də müqayisə edəsiniz. İstərsəniz Azərbaycan tibbindən, oftalmologiyasından, istərsiniz Türkiye oftalmologiyasından bir müqayisə edək, maraqlı məqamlarına toxunaq, zəhmət olmasın. Əlbəttə, əlbəttə. Bilirsiniz mi? Açık danışmak gerekirse de fark hardadır dediğimizde fark şəxslərdə değil, fark sistemlerdir. Yani İsrail'le kim olabilir, Türkiye kim olabilir, Azerbaycan'da kim olabilir? Fark orada çıkmak, fark sistemin özünde ortaya çıkıyor. Mesela İsrail'e misal olarak göstereyim. İsrail'de ben Hadas Üniversite hastanasındaydım. Bu ara gittiğim zamanda yoğun bir çalışma temposuna geçtim. Yani bir yolun başındayım ama kornea ve refrak cerrahi öğrenmeden başka da gerek bir de eğmişlerle meşgulam. Çünkü önümde bir hedef var. Yani akademisyenlik var, eğmişçilik var, ne bileyim gelecekte doçent profesör olmak var. Yani bunun için de çok çalışmak gerekir. Ve İsrail bunu size verir. Nece verir? Mesela bir hastahana düşünün. Üniversite hastanası. O hastanenin bir katı tutar ki gözdür. Çok güzel. Ve orada gözün şöbeleri var. Çok güzel. Mesela her yerde olabilen şeyler söylüyorum. Mesela bizim Koyne Departmanı'nda ben ihtisas görerken 5 müellim var idi orada. Düşün, yani sadece bir şöbede, yani sadece gözün bir şeyinde 5 müellim var idi. Ve bunlar derimizi tanınmış müellimler. Yani çalışmaları olan, beynalxalq standartlı jurnallarda çıkışlar olan, çalışmaları olan müellimler. İşin diğer tarafı var ki, o da bizim apardığımız müşahedeler. Xəstəxananın bir mertebesi servistir ve əməlxanadır. Ama bir katı da var ki orada sadece tecrübeler var. Yani orada son laboratuvarlar var. Sizin herhangi bir ideyanız varsa doğru dicileyebilirsiniz veya çalışmalara katılabilirsiniz. Bir tarafta hayvan laboratuvarı var. Hayvan laboratuvarını iş görebilirsiniz. Yani buradaki sistem daha çok tamam hekimi yetiştir, hekime bir meslek ver ama onun yanında da hekim öz biliğini ne cicre edebilir, hansı yeniliklere faydalı olabilir, ne kim ihtiralar edebilir. Yani bunu size verir İsrail. Yani en azından benim gittiğim yerde bu belirli. Yoksa mesela gittiniz bir yerde hekim kimi formalaşmanız tamamdır, ameliyatı da öğrenersiniz. Ama ameliyatın yanında o elmi çıkış edebilme veya məqalə yazma veya beynəlxalq jurnallarda sizin çıkışlarınızın olmalı. Bu artık biraz daha üst şey demektir. Yani çapa uğraş demektir. İsrail'in verdiği bu Türkiye'ne verdi. Türkiye disiplin verdi. Yani biz ixtisasa başladığımızda 2000'de ben başladım. Tıp uzmanlık sınavına girdim. Öncelikle Kayseri'de ECS'de okudum, 92.000 arası ve ilk sıraya göz yazmıştım. O zamanlar göze bir marafon var idi ve Türkiye'de bir marafon var idi aslında o zamanlar.
Marmara Göz Üniversitesi, Göz ana bilim dalında ihtisasa başladım. Ve orada ciddi bir disiplin öğrendim. Yani sabahın tezinde kalkacaksan bütün hastaları göreceksen mutlaka bütün hastaların her şeyi hazır olacak. Üçüncü gün çıkışa hazırlanacaksan, makale okuyup ona çıkış edeceksen gece nöbetin olacak. Ne bileyim başka gün başka hastaneye gelsin. Yani öyle bir disiplin içerisindeydiniz ki günün nece geçtiğini bilmediniz. Hatta ben ilk başladığımda ayda 15 nöbet tuturdum ve diğer günde işleyirdik. Yani 36 saat işleyirdik. Askeri bir rejim vardı ve üzerimizdeki hocalar da çok disiplinliydi. Oldukça disiplinliydi. Hiçbir hata kabul edilmiyordu. Ona göre de çok dergik işlemeye çalışıyorduk. Orada ben gençlerine güzel bir tipli disiplin öğrendim. İsrail'de bana nece ihtiralar etmeli olar, nece elimsel işler görmüyorlar onu verdi. Ve bunları birleştirince de ben de bazı mevkilere gelebilmiş oldum. Faik Doktor, çok teşekkür ederim. Faik Doktor, siz de Azerbaycan'a tez gelirsiniz. Azerbaycan'da oftalmologiyanın seviyesi, oftalmologiya yalnız bugün cevap değil, oftalmologiyanın seviyesi çok yüksek seviyededir. Sizler de her defa şahit olursunuz. Həm texniki baxımdan, həm həkimlərin təcrübəsi baxımdan, həm bilikləri baxımdan. Faik hocam, sizcə Azərbaycandan başqa ölkələrə bu qədər xəstə toplumu getməyin səbəbi nədir? Yəni, bunu bir vətəndaş kimi, bunu bir vətən sevər həkim kimi bu sualı verirəm. Hər kəs istərdi və düzgünü olardı, ən əksus da bu pandemiya dövründə. İnsanlarımız Azərbaycanda müalicə alsınlar. Daha doğrusu, hər kəs istəyərdi, vətənində olsun, evinə yaxın olsun, əzizlərinə yaxın olsun bu müalicə dövründə, reabilitasiya dövründə. İzninizlə, bu göz xəstəliklərini iki qruba ayıralım. Bir tibbi xəstəliklər, bir də cərrahi xəstəliklər. Və bu ikisində də xəstəliklərin bir çoxu yani çox gördüyümüz və həkimlərin bir çoxunun müalicə edə biləcəyi növlərdir. Cerrahi de onun kimi. Mesela bir refraktif cerrahi, bu dergi Azerbaycan'da o kadar çok merkezliğe icra edilir ki, yani oldukça çok. Hatta ben de gelirim, orada o teknoloji var ve ameliyatı edirim orada, icra edirim. Onun kimi birçok ameliyat, yani deyelim ki ne bileyim, 100%'a yakın ameliyatların hamısı Azerbaycan'da edilir. Bazı ameliyatlar var ki, o hastalıklar çok azdır, hatta Türkiye'de yok, bazen onun için daha farklı ülkelere bile gidilir. Bu öz yerinde. Ama sadece bir şey için, ne için Azerbaycan'dan hastalıklar Türkiye'ye gelir, İran'a gelir, Rusya'ya gelir veya başka ülkelere gelir? Gelin bu sağlığın cevabını tapak. Ben böyle fikirleştireyim. Azerbaycan'daki benim çevrem, benim gördüğüm hekimler bütün ameliyatları edilir. Ve tutaq ki bir vitrektomi ameliyatı, çətin ameliyatlardan biridir, icra edilir. Okuloplastik ameliyatlar, refraktif ameliyatlar, korne nəqilləri falan filan. Yani saydığımızda her şey edilir aslında. Burada problem biraz nedir? Burada problem biraz yəqin ki, dediğim kimi, həkimlər bizdə özləri özlərini təkmilləşdirir daha çox. Necə təkmilləşdirir? Ne bileyim, xaricdəki kurslara gedərək, webinarlara katılarak bilmem ne. Yani biraz belki de Azerbaycan'da sistemi kurmak gerekir ki o sistemi önce insanlar güvensin, sonra da hekime güvensin. Artık elbette ki hekime güven artıp ve pandemi döneminde de zaten çıkışlar olmadı ve gördüler ki Azerbaycan'daki hekimler de her şeye kadirdir aslında. Fakat yani biraz daha sistem olması gerekir. Yani standart olması gerekir. Nece diye? Tutak ki Azerbaycan'da bir şeyleri bacarmak için hekim özlerine düşeni yerine getirmelidir. Yani özü özünü inşaat ettirir. Ama Türkiye'de o disipline girince, yani o iktisat disipline girince siz oradan mezun olduğunuzda demiyorlar ki birçok inan aynı standartta olursunuz. Fark buradan ortaya çıkar. Bilmiyorum fikrimi çatırabildim mi?
Aslında çatdırdınız ve çok doğru, düzgün söylediniz. Buna doğru gedirik. Bu problemleri həll etməyimizi istəyirik. Düşünürəm ki, Medical Media'nın təşkil etdiyi bu verilişlər də, bu canlı efirdə olan verilişlərin məqsədi canlı olaraq pasiyentlərin marifləndirilməsidir. Pasiyent, izləyici artıq həkimlərin, mütəxəssislərin dilindən bu tibbi öyrənməlidir və onu narahat edən problemi bir teleoftalmologiya, telemedicina kimi hər zaman, hər gün, həftə içi, 5 gün bu mütəxəssislərə verilən bir suallardır və səhifədə abunə olunurlar, oradan belə sualları verə bilirlər, mütəxəssislər hamısını cavablandırır. Hocam, çox gözəl məqama toxundunuz. Burada bir korneya nəqli haqqında dediniz. İstərdim bu müqayisəni də apararsınız. Bu çox ağır bir əməliyyatdır. Buynuz qişanı, süni buynuz qişa ilə əvəz olunma əməliyyatıdır. Bilirsiniz, bu korneya əməliyyatı mənim ixtisasımı tamamladığım illərdən bəri belə çox inkişaf etdi. Məsələn, mənim ixtisasım zamanlarında daha çox penetran keratoplastik üzərində dururdu. Nə deməkdir bu? Korneyanın tamamilə dəyişdirilməsi metoduydu. Amma daha sonra korneyanın tamamının bir çox xəstəliklərə dəyişdirilməməsi gerektiğini gördüm. Məsələ, bir keratokonus xəstəliyində sadəcə stroma dediyimiz, yəni üst təbəqənin dəyişdirilməsi yetərlidir. Və biz buna tip dilində dalt deməyə başladı. Yəni, deep anterior lamellar keratoplasti. Bəzən gördük ki, korneyanın iç tərəfində problem var. Bizim endotel dediyimiz problem. O zaman da korneyanın stroması, yəni şəkli qalır, sadəcə alt tərəfin dəyişdirilməsi yetərli olmaqdadır. Buna da DMEK denilməyə başlandı. Desme membran endoteliyar keratoplasti. Və bunun xaricində bir kəsilərdə də bizə lazeri endüstri, yəni texnologiya bizə lazerləri verdi və bu lazerlərlə yaptığımız, etdiyimiz kəsilərin daha düzgün olduğunu gördük. Nəticə olaraq keratoplastika dediyimiz, yəni buynuz qişanın köçürülməsi ilə günümüzdə çox inkişaf etmiş durumdadır. Problem ardadır. Problem korneyanın təminindədir. Yəni, korneya bankalarının yaxşı, verimli çalışmasındadır. Bilirsiniz, bu işə ən yaxşı görənlərin başında Amerika gəlir. Nəinki özü ölkəsinə, bütün xarici korneya verəcək qədər əlində korneyası var, buynuz qişası var. Çünki sistem vurulubdur. Hər zaman mən sistemin üzərinə vurgu gətirirəm. Türkiyədə də var korneya bankaları və hər xəstəxana bir bankaya bağlı. Məsələn, bizim bağlı olduğumuz bir banka var. Korneya ehtiyacımız olduğunda oradan istəyirik. Onlar bizə göndərir. Amma baxdıq ki, bir pandemi şeyində bilə orada bir problemlər işə bildik. Yəni, gelişmələr oldu. Korneya ilə çox gözəl, yəni insana ışıq verən bir əməliyyatdır. Əlbəttə ki, problem sadəcə korneyada olsa. Mənim çox xəstələrim olub və xaricdən də kifayət qədər xəstə əməliyyat etmişəm bu keratoplastik üzərində və əlindən tutaraq heç bir şey görmədən içəri girən xəstə keratoplastikdan sonra sərbəst özü tüm işini görə biləcək görməyə qadir olub və doğrudan da insanlara işıq verən, görünməsini verən önəmli və ciddi bir əməliyyat şəklidir. Amma onun inkişafı üçün əlbəttə ki, bir korneya bankasına ehtiyac var. Bu, Azərbaycan üçün də geçərlidir, Türkiyə üçün də, dünyanın hər nöqtəsi üçün də geçərlidir. Mənim, açıq söyləmək gərəkisə, sevdiyim əməliyyatlardan birisidir. Biraz uğraşdırıcı bir əməliyyatdır. Çünki düşünün, siz orada mikro dikiş atırsınız və təxminən 20 dənə dikiş atmanız gərəkdir. Və bu 20 dənə dikiş atarkən də mikroskopun üzərindən baxırsınız və yorulursunuz. Yəni, çox əməliyyat etmək, məsələn, mənim olubdur. Arxa-arxaya keratoplastik əməliyyatlarına girdiyim. Amma o gün bitdiyində ciddi bir boyun ağrısı başlayıbdır. Yəni, bu doğrudan da həkimi yoran bir əməliyyat şəklidir. Amma çox keyif alan, mənim şəxsən çox keyif aldığım bir əməliyyat şəklidir.
Yani kornea zaman içerisinde biz canlı tokmaları değiştirdik. Ama süni tokmaların da değiştirilmesi üzerine çalışılır. Hatta bununla alakalı da bazı materyaller çıktı ama benim tecrübemde gördüklerim kadarıyla daha yeri değil onun ama gelecek ona doğru gelir. Yani ki artık belki gelecekten söhbet edelim, iki günlerden yok. Kornea için bir kornea bankasına müracaat etmeyeceği, nece ki katarak ameliyatında gözün içerisinde linzlarını istiyasal edip bize verirler, ele de salattan geçecek kornealarda ama buna daha çok var. Aslında bu ümit kimi kalır bir hocam bugünlerde. Daha çok aktual mevzu hakkında danışmak isterdim. Bu pandemiye dövründe çok güzel vurguladınız. Düşünürüm ki bu bütün ülkelere geçir bu problem. Burada bir keratoplastik ameliyatında donor problemi oldu. Ondan savaya doktor, oftalmologiyada hansı problemlerine, ola bilər ki cerrahi problemlerden, hansılarından siz daha çok rastladınız bu pandemiye dövründe? Düşünürüm bunun aktuallığı devam edir. Çünkü pandemiye dövrü bu ilin sonuna kadar en azı planlanır. Ben pandemiye döneminde elbette ki İstanbul'daydım. Ama maraklı bir şey vardı ki Mart'ın 20'sinden sonra tam olarak söyleyecek olursa April May aylarında hastalar hastalıklarını unuttular. Bu konsept her sağlık ameliyatlarında da göz hastalıklarında, göz problemlerinde bu iki ay arasında ben hastanenin hem baş hekimi olduğum için hem de uzun zamandır işlem hekimi olarak gelirdim. Ben ve daha çok hastanenin müdürü ve diğer hekimlere de bir şeyle hasta azaldığı için sırayla gelmek gibi bir şey koymuştur. Ve bu dönemlerde daha çok tercih ameliyatları bizi girdi. Ve bir anda hastalar yukarı çıktı. Tamir yukarı çıktılar. Çekimlik yaşadık mı diye baktığımızda evet. Kornea yasayı ben işe gelmeyecek. Problemi yaşayacaktı bu pandemi döneminde. İki denemeler geldi ama onları ameliyatla problemi elde edebildik. Ama bu yılda artık normallaşma var denildiğinde Türkiye'de hastalar, ele bir ki toplanan, sıkışan hastalar hamısı bir anda ortaya çıktı. Bu demektir. Pandemi döneminde hastalıkları insanlar gizlese de o belli bir süre sonra artık arttırılmaya ortaya çıkardır. Yani hastalar bununla uzun devam edebilir. İki ay önce Aziz izleyicilerimiz, bəzi donmalar olur, canlı bağlantıdır, canlı bağlantıya məxsus olan bir məqamlardır. Bugün İstanbul 1. Göz Xəstəxanasında çalışan həmvətənimiz cərrah oftalmoloq Faiq Orucoğlu ilə birlikdə Skype bağlantı yaratmışıq və Faiq doktor öz təcrübəsinlə bizimlə bölüşür, cavan həkimlərə gözəl məsləhətlər verir və Türkiyədə pandemiya dövründə olan problemlər haqqında danışırıq. 596-41-31 nömrəsinə canlı bağlantı yarada bilərsiniz. Sizi oftalmologiyada narahat edən sualları vurgulaya bilərsiniz. Faiq doktor canlı olaraq suallarınıza cavab verəcək. Eyni zamanda Medical Media'nın YouTube və Facebook səhifələrinə abunə olun və suallarınızı orada da qeyd edə bilərsiniz. Buyurun Faiq doktor, bəzi texniki məqamlara görə narahatçılıq oldu. Davam edə bilərik düşünürəm. Mən xəbərim olmadım. Yəni bunu demək istəyirəm. Qısa olaraq söyləyim. Xəstəliklər heç bir yerə qaçmır. Məsələn, pandemiyada göz xəstəliklərinə biz bir neçə ay ortalıqda xəstələri görməsək də o xəstələr iyul ayında ciddi şəkildə artış əmələ gəldi. Yəni xəstəlik bir yerə qaçmır. Hatta hastalığı geliştirmek bile doğru değildir. Biz baktığımızda ki pandemiyede neler bizi daha çok narahat etti. Bilirsiniz mi? O zaman bu dünya olarak en azından benim yaşım olarak baktığımda ilk defa yaşadığımız bir pandemiydi ki.
özümüz de bilmedik neydi. Yani hekim olarak da, hasta olarak da tecrübesizdi. Artık yeni yeni tecrübelere oluşmuşuz. Belki o dönemlerde gözde ki yani hastalıklar gördüm dolanan doktorlarla. Bu hastalığın girdiği noktalardan bir yerde göz olduğu bilir. Yani göz, burun, ağız ve bunların da taşıyıcılar olarak el. Yani bunu söylemek istiyorum. Ben pandemiye de hastaları görmedim ama Eylül ayında ciddi bir hasta da ben en yüksek hasta ameliyatımda 90 ameliyata çıktık göz olarak. Eylül ayında verildim. İçerisinde. Ben hastaları sormak için pasiyentlerime daha doğrusu göz hastalıklarınızı salmayın. Yani mümkün çünkü daha sonra insanlar attığında işin çıkmaz olur. Ve Azerbaycan'a da güvenmek. Çünkü ben Azerbaycan'a getiren bunlar bize geldi konferanslar. Aziz izleyiciler, aziz izleyiciler biz bir de çalışacak bağlantı yarada. Bəzi texniki məqamlara görə narahatçılıqlar olur. Biz də istərdik ki, siz mütəxəssisimizin səsini və verdiyi bilgiləri, verdiyi məsləhətləri daha dolğun, daha düzgün, anlayışlı sizə çatdıra bilək. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir mövzudur. Düşünürəm ki, əslində, xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan həkimləri hər kəs tanımalıdır. Vətən onları tanımalıdır. Onlar vətən üçün çalışırlar. Başqa ölkələrdə bir çox mütəxəssislərimiz tədris, təhsil almaq üçün üz tuturlar və bu qürbətdə yaşayırlar. Əslində, uzun müddətdən sonra, hansısa bir gözəl nailiyyətlərindən sonra hər kəs vətənə qayıdır. Fərq doktor da öz növbəsində, öz fəaliyyətində bunu vurguladı ki, Azərbaycana tez-tez gəlir və hətta Azərbaycanda həm texniki, həm hər cür şərait var və Azərbaycanda da elədiyi əməliyyatları, yəni Türkiyədə icra etdiyi əməliyyatları Azərbaycanda da davam edir. Faiq doktor, çox xoşdur sizi bir də görmək. Tekrar bağlanabildik mi? Bəli, efirdəsiniz. Buyurun, doktor. Ha, çox güzel. Problemlər yarandı deyəsən, bağışlayın. Olur, canlı yayında olur. Buyurun, hocam. Burada vurgulamak istedim. Azərbaycanda da tam eyni. Siz dediğiniz məqamda. Herkes pandemiye dövründe bir növ gözlənilməz oldu ve insan faktörü var. Burada hem pasiyentler hem hekimler bile gözlənilməz bir reaksiya verdik. Bir növ evde kalıp gözlemek ve hansısa bir haberi bilmek. Dominant pandemiya oldu deyən o biri xəstəliklər artıq ikinci plana keçmiş oldu. Amma çox gözəl vurguluyursunuz, burada xroniki xəstəliklər müalicə oluna bilməz. Ola bilər ki, hər dəfə vurguluyuruq, stres faktor səbəb olan xəstəliklər ikinci plana keçə bilər. Amma burada hansısa dəyişikliklər varsa, onlar əsla pandemiya dövründə nə müalicə oluna bilməz, nə ya cərrahi müalicəyə ehtiyac varsa, bunlar hamısı vurguladığınız kimi 2 aydan sonra bir çox küllü miqdarda əslində insanlar müraciət etdilər. Azərbaycanda da eyni idi. İnsan faktörü son olarak değişmiyor ötesinden asılmayarak. Ama ümit edirəm ki, bundan sonra bu pandemiya süreci kısalacak, normallaşma başlayacak ve biz artık normal hayat tarzımıza geçebileceğiz. Bu bize hala da təəssüf ki qorxudur. Çünkü görürük ki, yine de bu xəstə sayılarında, koronaya bağlı xəstə sayılarında artışda her an olur. Ama yaxşı tarafı budur ki, biz öyrəşdik buna. Yani özümüzü necə qoruyacağımızı bilirik. Artık maska takmanın faktorunun ne kadar önemli olduğunu bilirik. Artık en iyi yasının ne kadar önemli olduğunu biliyor.
Örtenimizde güzel mümkün olduğunu şey var pandemiyle. Ve işin diğer yaş tarafı bu olması bir sürü göz hastalıklarından da ben koronayı yedirem. Göz atalık hastalıklardan da insanlar olacak. Mesela birçok aslında gözün mikroplarında elin sürekli gözde olması problem yaratmakla beraber gözün sürekli durması da bizim bu yüz sıçramızı bozan hatta terminik kastelik kanker konusuyla bir çıkardım değildi. Bir sürü çakılıklar baktığını koronanın bize öğrettiği yakış şeyler de var. Bizden götürdükler ters etkili durumlar da var. Ama hayat bu. Yaşayarak öğrenmek için çalışıyor. Hayat demişken Faik Hocam, lab evvellere gidek düşünürüm. Niye oftalmoloji hocam? Bazı insanlar ben uşaq çağından, yani uşaq dövründən artık bilirdim ki göz həkimi olacağım ya ümumi həkim olacağım. Ya sizden necədir doktor? Ne zaman oftalmolog olmaq arzusunda oldunuz? Aslında ben uşaklıkta göz hekimi buydum. O dönemlere geri döndüğümde bakıyorum ki daha çok anamın şeyi var ki sen hekim olacaksan. Ve büyük kardeşim de hekim oldu. O da biraz tekan verdi bana ve sonunda hekimliğe meyilim giderek arttı. Aileden de ne olur? Ailede de bir insan hekim olunca ona doğru da bir yönlendirme olur, yönlendirme olur. Ve bilirsiniz Sovyet İttifakı'nın son dönemlerde ne bileyim problemler ama o dönemlerde Türkiye ile bağlantılar ortaya çıktı. Türkiye'yi bilmeye, duymaya başladı. Türkleri ve ben sadece hekim olmak için geldim. Yani 93. yılda. Ve aklımda oftalmoloji yoktu, göz hekimi olmak yoktu. Ama ne isteyirdim? Cerrahi bir, belki de şey çok severim ben. Atıp heyecanı çok severim. O yüzden cerrahi maralım var idi. Faik Hocam. Hatta değilim. Yayınan cerrahi hocam. Faik Hocam, belə bir məsləhət olur hər zaman. İnsan hansı peşəsində məşğul olursa, öz övladlarına çox zaman onu məsləhət görmür. Siz oftalmologiyanın bütün sirlərini bilirsiniz. Siz oftalmologiyanın pərdə arxasında olan çətinliklərini bilirsiniz. Siz məsləhət görərdinizmi övladlarınıza bu sənəti davam etsin? Çok zevkli, çok güzel bir senettir, heyecanlı bir senettir, ne bileyim, zevkli bir senettir. Ama elbette ki insanı yoran bir senettir. Ve işin hansı tarafından düşünmemize bakıyor. Yani ben eziyet çeken, gece gündüz okuması gereken, ne bileyim, işlemesi gereken bir seneti hem isteyerdim evladım hem de istemezdim. Çünkü bu işin çetinliklerini yaşayarak gördük. Yani ben mesela öz evladıma demezdim ki hekim ol. Hatta onu bu yönde de yönlendirmezdim. Ama öz marabı olarsa onun elinden gelen tövsiyelere, elinden gelen şeyi verirdim. Nasihatleri verirdim. Bilmiyorum. Yani buna bu soru cevap vermeye biraz çetindim. Çünkü hem aklım yani geriye dönsem desem ki tekrar dünyaya gelsen hekim olardım mı? Olardım diyelim. Ama bir taraftan diyelim ki çetin bir peşedir. Yani sizi yoran, beyninizi yoran bir peşedir. Sizi ne bileyim gerekirse yuksuz bırakan bir peşedir. Ama yine de düşünün ki dünyaya tekrar gelsem aynı peşeye sahiplenirim. Çok güzel. Her zaman işiniz uğurlu olsun Faik Hocam. Ve burada tələbələrə, həkim olmaq istəyən tələbələrimizə, ən əxsus da oftalmoloq olmaq istəyən tələbələrimizə
ve Türkiye'de tahsilini devam etmek isteyenlere ne məsləhət görərdiniz hocam? Məsləhət, bir kere bunu məsləhət görürüm ki, bir hədəflər olsun. Yani siz 5 yıl sonra harada olmak istəyirsiniz, 10 yıl sonra harada olmak istəyirsiniz, 20 yıl sonra harada olmak istəyirsiniz. Yani bir hədəfə doğru bir yürümeniz gerekir. İkincisi, bu peşeye başladığınızda bu peşenin çetinliklerine kabakçıdan hazır olmalısınız. Bu şerefli bir peşedir, keyifli bir peşedir ama çetinlikleri olan bir peşe olduğu için siz buna kabul edip buna hazır olarak başlamalısınız. Çünkü bir insanın hayatını kurtarırsınız, bir insanın hayatta aşedirsiniz, bir insana sağlamlık başlıyorsunuz. Bundan güzel bir şey yoktur. Dünyanın her yerinde biz ne diyelim? Sağlamlık. Ona göre de bu her zaman bir hedefimiz olacak. İki, bu işin mesuliyetini her zaman çiğnlerinizde hissedeceksiniz. Oftalmologlara ne diyeceğim? Oftalmolog peşesine başlayanlar veya başlamak isteyenler, bilsinler ki göz küçük bir organdır. Ama küçük olmakla fonksiyonu çoktur. Ve düşünmeyin ki gözün bir hissesi bilinse yeterli olur. Yok. Gözü tamamıyla anatomiyasından, fizyolojisinden, histolojisinden, patolojisinden başlayarak öğrenmeniz gerekir. Hastalıkların hamısı bunları bildikten sonra nece baş verdiğini, nece kontrol altına alınabileceğini görebileceksiniz. Ona göre de temel en vacip şeydir hatta buna göre. Temeli yapışı bilmelisiniz. Sonra da onun üzerine gözü, onun üzerine de isterseniz cerrahiye koyabilirsiniz. Cerrahi en son gelir. Düşünmeyin ki göz hekimi olur olmaz cerrah olacaksınız. Böyle bir şey yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. İlk önce gözü öğrenirik, ondan sonra gerekirse cerrahi olarak yönlendirik. Mesela ben öz ihtisasına da baktığımda ilk zaman poliklinikada, ondan sonra serviste, yatan hasta katında, ondan sonra ameliyatta asistent olarak, kömekçi olarak, ondan sonra serbest cerrah olarak başlamıştım icra etmeye ameliyatları. Bu bir yol olur, bu yol adım adım gitmek lazımdır. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz ki değerli zamanınızı bize ayırdınız. Vətənlə bir Skype bağlantı yaratdınız. Burada olan həm vətənlərinizə, kolleqalarınıza, həkim olmaq istəyən tələbələrə, gənc oftalmoloqlara çox faydalı bir məlumatlar verdiniz. Mən də öz növbəmdə o faydalı məlumatlarınıza da yerləndim. Düşünürəm, bir daha sizinlə bu bağlantı yarada bilək. Düşünürəm, canlı olaraq sizin studiyamıza dəvət edək və Azərbaycana gəlincə studiyamızdan da bildiklerinizi paylaşarsınız. Çok sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Güzel bir vakit geçti benim için de. Öz otağında vətənlə bağlantı kurmak çok güzel oldu benim için. Heyecanlı oldu başta söylediğim kimi. Ve inanırım ki orada tanıdığım, bildiğim insanlar da gördüler beni. Ve biraz Epril'le de olsa birbirimizle göz göze bakabildik. Azerbaycan'a, vətənime salamlar bir daha. Özünüze yaxşı bakın, sağlığınızın qeydinde kalın. Var olun hocam. Bütün arzularınız karşılıklıdır. Özünüzü koruyun. Vətən sizinle fəxr edir. Gününüz uğurlu olsun. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aziz Medical Media'nın izleyicileri. Bugün də xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı həkimlərimizi tanıyaq formatında qonağı İstanbulda 1-ci göz xəstəxanasının baş həkimi kimi çalışan cərrah oftalmoloq Faiq Orucoğlu idi. Faiq doktor bir çox faydalı, xeyirli məsləhətlərini verdi. Bir çox xəstəliklər haqqında danışdı, öz təcrübəsi ilə bölüşdü. Hər zaman sağlam olasınız. Hər zaman sağlam olun ki, hər zaman sağlam həyat deyə biləsiniz.